Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bir havayolu düşünün. Her gün yüzlerce uçuş yapılıyor. Binlerce yolcuyu bir yerden bir yere taşıyor. Ve bu operasyonun çok düzgün bir şekilde yönetilmesi lazım. Bu nasıl olacak? Gelin birlikte SunExpress'e gidiyoruz. Ve operasyonun kalbini birlikte görüyoruz. SunExpress'in genel müdürlük binasındayız. Burada sizi 24 saat çalışmanın bitmediği bir yeri göstereceğim size. İçerisi biraz karanlık, sürekli operasyon var. Bakalım burası neresi? Şimdi içeri doğru giriyoruz. Merhabalar. Merhaba Tolga Bey, hoş geldiniz. Evet, şimdi sormak istiyorum ama öncelikle sizi tanıyalım. İsmim Fatih Şansal, SunExpress Hava Yolları IOCC Operasyon Müdürüyüm. Aynı zamanda kaptan olarak uçmaktayım. IOCC dediniz, açılımını bir izleyicilerimiz için alalım mı? Tabii ki. Integrated Operation Control Center burası. Bütün SunExpress'in operasyonel departmanlarının bir araya geldiği, şirketin beyni, bütün operasyonun yönetildiği merkez. Hadi şöyle bir beraber dolaşalım, neler var birlikte görelim. Tabii ki, buyurun gelin. Şimdi şöyle içeri girelim ama burası loş ve karanlık, ekranlar var, devamlı personel 24 saat esasına göre çalışıyor değil mi? Evet, buradaki arkadaşlarımız 7/24 esasına göre çalışıyor ve sürekli operasyonu denetim altında, gözetim altında tutuyorlar. Birçok departmandan arkadaşlarımız var, detaylarını ben sizinle biraz sonra paylaşacağım. Şöyle bir dolaşalım, neler var görelim ama buraya SunExpress'in aslında kalbi desek, beyin belki, yönetim, ticaret, pazarlama, diğer birimler, kalbi desek ne olur, doğru mu olur veya sinir merkezi mi diyelim? Kesinlikle katılıyorum, kalbi de diyebiliriz çünkü neticede sisteme hayat veren bütün operasyon departmanlar burada. İçerimizde teknik, ground ops, dispatcher arkadaşlar, ekip tahsis, duty menajerlerin olduğu büyük bir departmanımız. Toplam sayımız burada 102. 102 kişi çalışıyor. Tabii ki, totalde 102 kişi çalışıyor. Aynı zamanda da her ekipte yaklaşık 35 kişi planlıyoruz. Şöyle soldan bir başlayalım mı? Şöyle bir dönelim isterseniz. Şimdi izleyicilerimiz hatırlayacak, zaman zaman biz de haber yapıyoruz. Ekran flight radara benziyor. Tabii ki özel yazılımlar var ama anlık olarak artık biz de görüyoruz uçakları ama sizler tabii siz kendi trafiğinizi takip edeceksiniz. Bu ekranları biraz öğrenelim mi sizden, neler var? Sizin de belirttiğiniz gibi flight radarın bu business versiyonu, bizim şirkete ait uçaklarımızı takip ediyoruz. Bütün SunExpress, havadaki SunExpress uçakları, bizim adımıza operasyon yapan bütün uçaklar şu an bu ekranda gözükmekte. Diğeri bizim meteorolojik hadiseleri takip ettiğimiz yazılımı olan bir şirketten aldığımız, kullandığımız bir software. Burada da tüm Türkiye ve Avrupa'daki uçtuğumuz destinasyonlardaki son hava durumunu veya bununla ilgili işte tahmin edilen herhangi bir hava hadisesi varsa bize alertler veriyor. Diğeri ise SITA'dan aldığımız, yani bu 15 dakikada bir havadaki uçakların takip ve rapor edilmesi. Her sabah bir saat 10'da tüm içerideki IOCC birimleri ve şirketin diğer birimleriyle bilgilendirme toplantısı yapıyoruz. Bu toplantılarda da beklediğimiz veya bizi etkileyecek gün içerisindeki bütün olumlu olumsuz gelişmeleri paylaşıyoruz. Bazen izleyicilerimiz soruyor, işte türbülanstan korkuyorlar, yıldırım isabet ediyor ama havacılıkta birinci madde uçuş emniyeti ve işte ekip 102 kişi çalışıyor burada. 102 kişi bu operasyonun sıkıntısız yürümesi için, önden önlem almak için sizler buradasınız, göreviniz bu. Buradaki en önemli faktör SunExpress'in zaten kurumsal yapısında taahhütlerinden de birisi önce emniyet. Bizim buradaki amacımız da önce emniyet, sonrasında da şirketi ve operasyonel verimliliği artırmak. Buradaki arkadaşlarım karar verirken ön planda emniyeti, sonrasında da şirketimiz için en verimli, en ekonomik kararları almakla mükellef. Şimdi tabii masalara doğru baktığımız zaman farklı farklı görevlerdeki personel var burada. Ben sormak istiyorum, bu bölüm galiba uçuş harekat uzmanları, yanlış söylemiyorum değil mi? Evet. Dispatcherler. Bu arkadaşlar dispatcherler ama aynı zamanda da operasyona yön veren arkadaşlar. O masada ekip şefimiz görev yapmakta. Bu masada da her iki arkadaşımız live dispatch ve lead ops controller pozisyonu, operasyonu monitör eden, track eden, herhangi bir aksaklık olduğunda gerekli aksiyonu alan
Uçaklarla ilgili, uçuşlarımızla ilgili slotları takip edip onlarla ilgili iyileştirmeleri yapıp Eurocontrol ile iletişim kuran bölümümüz burası. Dispeçer arkadaşlarımız burada hem uçuş planlama hem de bu pozisyonda görev yapıyor. Ama aynı zamanda bizim Ops Controller arkadaşlarımız var. Onlar da bütün operasyonu takip eden, dispeçerlere destek veren arkadaşlarımız. Bunlar da genelde diğer şirketle, handling firmalarında uzun yıllar görev aldıktan sonra aramıza katılan çok kıymetli arkadaşlarımız. Onların da tecrübesi bütün operasyonu şekillendirmemizde gerçekten iyi oluyor diyebilirim. Şimdi Eurocontrol dediniz, özellikle yaz döneminde ki bu yıl tatbikatlar falan da vardı. Avrupa hava sahasında epey büyük sıkıntılar vardı. Uçuş izinlerinin alınması, bazen işte yerde bekliyoruz, pist başında bekliyoruz, slot yedik tabiri geliyor. Dispeçerler sayesinde bu gecikmeler minimuma indirilip iyi planlama yapılıyor. Bütün o problemler, bu değerli ekip savaştı, mücadele etti ve şirketimizi bu yıl gerçekten iyi yerlere taşıdığına inanıyorum. O kadar güzel bir şey söylediniz ki, savaştı. Çünkü anlık satranç oyunu gibi bu, anlık hamlelerin yapılması lazım. Kurallar var, çok sıkı kurallar var. Plan var, program var. Ona karşı savaştı deyimi benim çok hoşuma gitti. Evet, teşekkür ederim. Gerçekten dediğiniz gibi buradaki arkadaşların cebinde sadece bir veya iki plan olmuyor. A, B, C, D inanın 4-5 tane oyuna göre strateji geliştiriyorlar. Her geliştirdikleri strateji biri tarafından veya başka bir kural tarafından bertaraf ediliyor. O zaman yeni bir kural, yeni bir strateji. Tabii pes etmek yok. Yani son ana kadar operasyonu, uçağı kurtarmak için elinden geleni yapan bir ekibim var. Ben de bu ekiple çalıştığım için işin açısı çok mutluyum. Well, I think this summer and also last summer were hard summers. Yaz ve geçen yaz çok zorlu geçti. Her zaman söylerim, bir krizin ortasındaysam SunExpress'te olmak isterim. 35 ülke vatandaşı, 3600 personelimiz var. Sorun çözmede çok iyiyiz. Bunun en önemli örneklerinden biri de Entegre Uçuş Operasyon Merkezi. Şöyle bir örnek vereyim. 3 saat ve üzeri rötarlarımız %1'in altında. Bunu da sağlamak için ekip planlamadan uçuş operasyona tüm birimlerimiz birlikte çalışıyor. Bu masada ekip tahsis biriminde çalışan arkadaşlarımız var. Uçuş ekiplerinin 72 saat içerisindeki tüm operasyonel ihtiyaçlarını gideren, karşılayan arkadaşlarımız. Bir hastalanma, herhangi bir nedenle uçuşa devam edememe veya onların bir limit nedeniyle uçuşa takılması durumunda standby'dan, off'tan, işte ekiplerin kendi içerisinde swaplanmasıyla gereken tüm aksiyonları alan ekip diyebiliriz. Biraz böyle bir matematik kafası lazım galiba. Çünkü havacılıkta kural var. Bir pilotun, kabin memurun uçacak saati, limiti belli. Tamam, sağlığınız yerinizde olabilir ama şirket size eğitim yazmış olabilir. Normalde biliyorsunuz, sivil havacılık kurallarına göre kişiler kendileri takip etmek zorundadır. Herhangi bir kısıtlaması veya uçuş saatiyle ilgili bir limiti varsa. Ancak bunu ben bir kaptan olarak mümkün değil. Dediğiniz gibi bütün kuralları veya FTL'i tamamen bilemiyoruz. O yüzden bu arkadaşlarımız sağ olsunlar ki bizim bütün limitlerimizi, nerede ne yapmamız gerektiğini, bütün o algoritmanın döndüğü, hesaplandığı, karar verildiği, takip edildiği bir yer, gerçekten zor işleri var. Yazılım da kullanıyorlar değil mi? O yazılım bir eşleşmeleri getiriyor ama tabii buradaki merkez itibarıyla yazılımdan çok belki de daha manuel müdahaleler belki de gerekiyor. Tabii ki yazılım muhakkak kullanmak zorundalar. Çünkü onlar da gördüğünüz gibi insan ve neticede buradaki arkadaşlarımız aşağı yukarı 2200-2300 kişiye hizmet etmek. Peki merak ettiğim konu, bir uçak arızaya geçti ve genellikle de parça ihtiyacı meydana geliyor. Parça ile ilgili ne yapıyorsunuz? Onu çok ilginç, çok uzakta olabilir, ulaştırmak, bulmak etmek, o da bir ayrı organizasyon. Kesinlikle. İşte IOCC'nin temel oluşumunda da bütün bu departmanların bir arada olması vardı. O yüzden biz aslında teknik departmanın altında çalışıyordu bir önceki organizasyonda. Mevcut eski IOCC bünyesine kattık ki birlikte doğru karar verebilirim ve operasyon daha doğru yönetim diye. Bizimle birlikte mevcut eski de çalışmakta, IOCC bünyesinde herhangi bir arıza olduğunda parça numarasını sistemlerinden takip edip en kısa zamanda uçaklarımıza iletilmesi için bütün koordinasyonu kuran arkadaşlarımız IOCC bünyesinde görev yapmakta.
Havacılıkta uçak yerde kaldı mı galiba en büyük maliyetlerden biri. Kesinlikle. Maalesef bizim de operasyon olarak en büyük sıkıntımız o. Çünkü bütün uçaklarımıza bir uçuş atanmış durumda. O uçak herhangi bir nedenle ve birkaç saat bile yerde kaldığında onun için alternatif çözümler üretmek zorundayız. Aksi takdirde özellikle yurt dışından ülkemize olan uçuşlarda ciddi meblağlarda tazminatlar ödendi. Burada da MCC dediğimiz... MCC'nin açılımı nedir? Maintenance Control Center. Yani bütün bakımla ilgili kararlar ne oldu ne bitirdi buradan veriliyor. Kesinlikle. Biz uçuşta herhangi bir arızayı gördüğümüz zaman direkt arayıp ilettiğimiz, uçaktaki herhangi bir teknik problemi ilettiğimiz merkez aslında. Buradaki arkadaşlarımız arızayla ilgili bilgiyi aldıktan sonra kendi işlerinde değerlendirip sonra line'da hatta çalışan teknisyen arkadaşlarımıza ilgili parça veya işte arızayla ilgili direktifleri, yönlendirmeyi yapan beyin takımı diyebiliriz. Uçuş planları burada mı çekiliyor? Evet, uçuş planları burada yapılıyor. Biz IFCC'yi oluştururken organizasyon yapısını bir pre-flight, live ve data kısmı olarak üçe ayırdık. Pre-flight'taki amacımız uçuş planları önceden, uçuş başlamadan önce yapıldığı için bu bölümde genelde dispatch arkadaşlarımız uçuş planlarını fail ediyor, uçuşa başlamadan hazır ediyor ve ondan sonrasında da biz uçuş ekipleri gittiğimizde kendi EFP'lerimize uçuş planlarını indirip operasyona başlıyoruz. Ondan sonraki olayların yönetimi de dediğim gibi oradaki duty manager ve lead ops controller'ın live departmanın yönettiği proses. Şimdi biz pre-flight pre-ops bölümündeyiz. Burada Talat abimiz bizim yıllarca bizde uzun yıllar çalışmış mesleğin duayenlerinden. Ondan da bir uçuş planı nasıl yapılır dilerseniz alalım. Tabii ki. Önce sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Talat Ali Başar ben. Uçuş hareket uzmanıyım. Yaklaşık 20 senedir SunExpress'teyim. Bu görevi ifa ediyorum. Peki bir uçuş planı için hangi aşamalardan geçiliyor? Sisteme giriyorsunuz. Biraz kısaca bize özetlemeniz mümkün mü? Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle uçağımızın o günkü teknik durumunu öğreniyoruz. MCC'nin bize yayınlamış olduğu uçakların o günkü işte üzerlerinde olan hold itemları var mı, arızaları var mı gibi. Bunun operasyonumuzu nasıl etkileyeceğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyoruz ve hava durumlarını ve notamları incelemekle başlıyoruz olayı öncelikle. Bunları inceledikten sonra operasyonun nasıl olacağını, ekstra yakıt planlaması vesaire bunların hepsini, kargo yükü, yolcu yükü durumunu hepsini belirledikten sonra rotayı bu sefer çalışmaya başlıyoruz. Rotanın üzerinde malum Avrupa hava sahasında yoğunluklardan kaynaklanan gecikmeler olabiliyor, slotlar olabiliyor. Bunları minimize etmek için elimizden gelen en iyi şekilde şirketin de tabii menfaatlerini öngörerek en uygun, en ekonomik, en slotsuz on time'a yakın veya on time rotayı bulup sisteme fail ediyoruz. Bütün notamları, her şeyini okuduktan sonra destinasyonla beraber aynı zamanda alternatif meydanlar için de geçerli bu. Ola ki hani gittiğimiz meydanda bizden önce bir uçağın herhangi birisi pistte kaldı, bir arıza oldu, bir şey oldu. Divert etmemiz lazım. O halde nereye olacak? Bunları da hepsini hesap ederek olabilecek şirketin menfaatleri doğrultusunda en uygun, en ekonomik, en safe planı sisteme atıyoruz. Ekipten yakıta, meteorolojiden notamlara kadar her şey belki de burada böyle bir kağıda mı dökülüyor? Artık pek kağıda da dökülmüyor galiba. Doğru, artık dijital ortamda her şey zaten. EFP dediğimiz Electronic Flight Bag bu bizim sisteme atıyoruz. Orada ekipler girdiği zaman zaten giriyorlar, indiriyorlar dijital olarak. Oradan kontrol ediyorlar bizim göndermiş olduğumuz datayı. Onaylıyorlar, yakıtlarını gönderiyorlar ve operasyon zaten orada başlıyor ekipler alana geldikten sonra. Bir sonraki departmanımız GOCC bir departmanı. Bütün ground'la ilgili problemlerin ele alındığı, incelendiği, handling firmalarıyla bütün koordinasyonu sağlayan, yolculuğu memnuniyeti, yolcu ilişkileri departmanında... İşte bize dokunan, direkt dokunan diye. Kesinlikle. Her türlü problemin giderildiği bölümdeyiz. Ve buradaki arkadaşlarımız genellikle bütün ground'la ilgili yaşadığımız irregularity'lerde, dediğiniz gibi bagaj problemi olsun, işte uçağın park pozisyonu, herhangi bir yolcunun rahatsızlanması, hastaneye transferi,
bütün ground ile ilgili düşünebileceğiniz her türlü irregularity'yi ele alıp inceleyen, ondan sonra onlara çözüm üreten arkadaşlarımız. Normalde her ekipte 4 kişi oluyorlar ve bizimle IOC ile birlikte özellikle ekip şefimizle yakın çalışıyorlar. Çünkü ground bu puzzle'ın en büyük parçalarından birisi. Burada hepsi önemli ama. Kesinlikle IOC'de önemli olmayan hiçbir bölüm, hiçbir departman yok. O yüzden bir araya gelip bütün bu gücü bir arada kullanmak gerçekten bizim için çok verimli ve etkili oldu. Biz bu yıl bunun etkisini gerçekten hissettik. Günlük yaklaşık 300 uçağa hizmet veriyor. 300 bu uçuş var burada. Uçuş var, evet. 300 uçuşa hizmet veriyor. Antalya ve İzmir'de yaklaşık 12 bin cycle uçuşa destek veriyor, yurt dışı hariç. Mesela size şöyle söyleyebilirim, 30 Temmuz'da yaklaşık 57 bin yolcu taşıdık. Günlük bir günde 57 bin yolcu, filoya bakınca, operasyona bakınca gerçekten 24 saat burası durmayan bir yer. Şimdi geziyoruz ama bazı arkadaşlarımızı ayakta görüyoruz burada, aklımıza geliyor, cezalı mı bu arkadaşlar? Evet, bu arkadaşlarımız görevlerini yerine tam getirmediği için ceza verdik. İşin şakası tabii bu. Kesinlikle. Biliyorsunuz 7-24 çalıştıkları için uzun süre oturuyorlar ve uzun süre oturmak da bazen insanı otururken de yoruyor. O yüzden genelde IOC içerisindeki bütün masalarımız hareketli masalar. Ayakta da görevlerini rahat rahat icra edebilsinler diye. Buradaki çalışan arkadaşlarımız ops controller'larımız. Yani açılım olarak? Ops controller'lar operasyona direkt etki eden, operasyonel kararların verilmesinde özellikle duty manager ve diğer lead ops controller arkadaşlara destek sağlayan, flight tracking, flight monitoring dediğimiz uçuş takibi ve uçuşu izleme, herhangi bir aksaklık, bir eksiklik olduğunda direkt telefonla uçuş ekiplerini veya işte duty manager'ları bilgilendirerek operasyonel farkındalığı artıran ekip diyebilirim. Her masanın farklı görevi var. Bu masayı öğrenebilir miyiz sizden? Evet. Bu masada maintenance planning dediğimiz tail, aslında uçakların bakım programlarının takip edildiği aylık ve haftalık olarak, sonrasında operasyona olan herhangi bir uçak swaplamasında koordinasyonun kurulduğu departman. Bizim için gerçekten önemli bir departman. Çünkü herhangi bir uçağı başka bir göreve gönderdiğimizde onun arkasında uçağın aylık, yıllık bakımları oluyor biliyorsunuz. Onların takibi ve koordinasyonu da çok önemli. Bizim ops controller arkadaşlarımızla birlikte 72 saat içerisinde bir uçağın değişikliği gerektiğinde birlikte koordine olup bakım planlamasına göre ona göre uçak swaplaması veya değişikliklerini koordine eden, organizasyon yapan birimimiz IOC içerisinde. Peki karar verirken pilot açısından konuşuyorum. Bir istişare yapılıyor mu diğer kaptanlarla beraber mi değerlendiriyor, yoksa tek kişi mi alabiliyor kararı? Şöyle, olayın vahameti ve şeyine göre değişiyor. Çünkü ufak tefek basit konulardaysa benim ve diğer uçuş işletmedeki kaptanların yönlendirmesi yeterli oluyor. Ama bizi aşan gerçekten diğer kurumsal yapı organizasyonların da birlikte karar vermesi gereken bir durum varsa, eğitim departmanı, safety, işte security veya legal, o zaman onlarla birlikte burada telekonferans yapıyoruz. Seslerimiz kayıtlı oluyor. Herkes kendi düşüncesini söylüyor ve hepimizin ortak kaldığı bir karar verdiğimiz durumlarda oluyor. Tabii zor günler oluyor. Kimi zaman problemler yaşanıyor veya işte olağanüstü. Ne yazık ki bizim en son yaşadığımız deprem gibi adeta Türkiye'de bütün şirketler durdu. Yardımları taşıdınız, oradaki insanları tahliye ettiniz. O günler nasıl geçti? Biraz o işin insani boyutundan bir şeyler dinleyelim mi sizden? Kesinlikle. Çok zor bir dönemdi. Gerçekten milletimizin başı sağ olsun. Yani dünyada nadir rastlanan bir doğal afetti. Gece işte ilk öğrenir öğrenmez 4.30-5'ti sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. O saatten itibaren tüm ekip arkadaşlarımla beraber burada birlikte resmen kamp kurduk. Burada 7 kişilik beraber burada gece geç saatlere kadar kaldık. Sadece 2-3 saatlik uyku için evlerimize gidip geri döndük. Malatya'da bir anne vardı, bebeğiyle beraber uçağa binememişler. Bizim de son bir uçuşumuz vardı gece oraya. Bir şekilde bana ulaşmışlardı. Çünkü biz o zamanlar afet koordinasyon ve işte devletle bütün sivil havacılıkla ve DHM ile bütün koordinasyonu ben yapıyordum. Burada arkadaşlarımla beraber
herhangi bir yolcu transferi, uçuş planlaması gerektiğinde temas kuruyorlardı bizle. Biz de burada ekiple değerlendiriyorduk uçağın durumuna göre uçuş planlıyorduk. Bana ulaşmıştı. Gece 4'te aradı beni böyle dualar ederek. Bebeği hastaydı ve oradan bir an evvel taşınması gerekiyordu. Çok duygu yoğunluğu yüksek bir olaydı. Yani gece 4'te böyle arayıp uyandırmıştı hatta. Yani o kadar şey oldum ki yani nasıl söyleyeyim size anlatamam yani. İnsan çok farklı duygulara kapılıyor. Bir insana neticede zor bir ortamdan neredeyse mahşer yerinden kurtarıp rahat edebileceği bir yere transfer ettik. Ne güzel, doğru noktaya ulaşmış. Siz de onların dertlerine bir nebze olsun derman olmuşsunuz. Sonuçta burası işte görüyorsunuz o kadar önemli bir merkez ki 102 kişinin çalıştığı 7-24 dönüyor. Günde binlerce yolcu. Bu bir havacılık bir ekip çalışması. Buranın da çok önemli katkılarıyla emniyetle gideceği yerde biz bazen siniriz. İşte bugün kalkarken 15 dakika niye geciktik? Ama arkasında görüyorsunuz çok büyük bir emek ve özveriyle çalışan insanlar var. Çok teşekkürler bizi burada konuk ettiğiniz, anlattığınız için sizlere. Önce emniyetli uçuşlar, bizi de emniyetli uçurduğunuz için çok çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Her zaman bekleriz. Çok sağ olun. Sağ olun.